Selamünaleyküm. Evet değerli arkadaşlar, bugün yine biraz dereden, tepeden, aşağıdan, yukarıdan sohbet edelim. Ama bir önceki videoda daha çok anayasal hukuk, Kemalizm ideolojisi üzerine yaptığımız bir konuşmaydı, sohbetti. Yine aynı konu fakat şöyle bir espri getirelim dedim. Farklı açılardan da bakalım olaylara biraz. Çünkü bu ülke tarikatlardan çok çekiyor ki Kemalizm de bir tarikattır. Sonuçta Beynelminel Mason tarikatıdır. Oraya bağlıdır. Ancak din adına kurulan tarikatlardan da aynı derecede İslam alemi sıkıntı yaşıyor. Yani ne çekiyorsak tarikatlardan çekiyoruz biz. Gelenekçilerden çekiyoruz. Dün bir program izledim ki bunu benim üçüncü izleyişim, onu söyleyeyim. Neydi izlediğim program? Profesör Tuncer Namlı. Yani Anadolu İlahiyat Akademisi'nin seminerlerini, konferanslarını ve burada sunum yapan diğer akademisyenleri ben sürekli takip ediyorum. Profesör Tuncer Namlı'nın da sohbetlerinin hiçbirini aşağı yukarı kaçırmıyorum. İzliyorum. Tuncer Namlı Şatibi. İzlemek isterseniz Tuncer Namlı Şatibi diye YouTube'a yazın. Şatibi diye bir hukukçu alimi tanımlıyor, tanıtıyor. Onun sunumunu yapıyor. Dolayısıyla burada ilgi çekici kısa konuşmalarından örnekler alacağım. Hem sizin bu ufkunuz açılmış olur, özellikle hukukçuların ve bu ülkenin, geçtiğimiz programda da söyledim, en büyük sıkıntısı anayasa sıkıntısıdır ve yasa sıkıntısıdır. Yani hukuku dışarıdan ithal eden bir ülkeyiz ne yazık ki. Avrupa bize şunu yapacaksın diyor, onu yapıyorsunuz. Onu da yapamıyorsunuz. Çünkü Avrupa'nın size dayatmış olduğu hukuk anlayışı bizim Türk kültür hayatına uyum sağlayamaz. Bunu en son şu kadınlarla ilgili çıkarılan yasalarda gördük. En son. Ne rezaletler yaşandığını, kadının beyanı esastır. Hani kısaca böyle ya. İşte burada gördük, en sonu bu. 100 seneden beri de bu. Ama ben yanılmışım. Bu iş Cumhuriyet'le başlamamış. Buyurun şimdi hocayı dinleyelim. Profesör Tuncer Namlı'yı dinleyelim. Sonra konuşuruz. 3 dakikalık bir şey. 1840 neyin tarihidir biliyor musunuz? Osmanlı'nın Fransız ceza kanunnamesini tercüme ederek Avrupa'dan kanunname kopyaladığı dönemdir. Şatıbî gibi zatı yetiştiren bir medeniyet bir müddet sonra Avrupa'dan kanun alıyor. 200 yıl sonra. 300 yıl sonra yani. Şimdi bu tümel ilkelere ulaşma o kadar önemlidir ki Batı'dan kanunname almaya başlayınca vicdanı olan bazı Osmanlı ulemasının vicdanını sızlatmıştır. Kim bunlar? Ahmet Cevdet Paşa. Ahmet Cevdet Paşa ve arkadaşları. Yerli kanunname hazırlayabiliriz demişler. Bizim taklitçi ulema Şatıbî'ye yaptığını Ahmet Cevdet Paşa da yapmıştır. Taklitçi ulema dediği de bu tarikatlardır. Fıkıh gibi bir deryayı hakikat varken ne gerek var kanunname yazmaya demişlerdir. Ahmet Cevdet Paşa ve arkadaşları Şatıbî'nin çektiklerini 1800'lü yıllarda Osmanlı'da, İstanbul'da çekmişlerdir. Ve burada yeri gelmişken onların hepsine rahmet diliyorum. İzmir Vefuzu Seyit Bey'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmayı hatırlatmak burası istiyorum. Burası çok önemli, dikkat edin. Adliye vekilidir, yani Adalet Bakanı'dır Seyit Bey.
İzmir nüfusu. Adalet Bakanı olarak Seyit Bey'den alel acele bir medeni kanun hazırlayın baskısı geliyor. Birinci mecliste oluyor, dikkat edin. Bu mecellenin tadil komisyonları var. Mecellede neden atıf yaptım? Mecellede külli kaideler vardır. 100 tane külli prensipler vardır. Tümel prensipler. Şatibi'nin önerisiyle ne kadar benziyor değil mi? Halbuki Osman Ilmaz Şatibi pek bilmez. Aklın yolu bir. Bu tümel prensiplerden kanunname çıkarırsınız. O tümel prensipler kanun değildir. Kanun metninde değildir. Tabi hukuk ilkeleridir. Batı'nın tabi hukuk dediği ilkelerdir. Dolayısıyla hukukun farklı boyutlarının olduğunu görüyorsunuz. İşte Şatibi'nin yaptığı bu çalışma o bakımdan bir altyapı çalışmasıdır. Temel çalışmasıdır. Esas çalışmasıdır. Seyit Bey diyor ki meclisteki konuşmasında, ben size diyor alel acele bir medeni kanun hazırlıyorum ama bu baştan savma bir şey olur. Mecelle tadil komisyonları var, geliştirme komisyonları. Bu komisyonlar çalışıyor, bir medeni kanun hazırlama arefesindeler. Acele etmeyelim, daha güzel çıksın istiyorum diyor. Ha diyor, şunu da yapabiliriz. Avrupa'dan bir kanunnameyi tercüme edip uygulayabiliriz ama diyor, buna diyor Türk medeni kanunu denmez. Ya İsviçre medeni kanunu denir, ya Fransız medeni kanunu denir, ya Alman medeni kanunu denir diyor. Bu konuşma üzerine Seyit Bey görevden alıyorlar. Yerine Mahmut Esat Bozkurt geliyor ve İsviçre medeni kanunu tercüme edilip uygulanıyor. Seyit Bey'in daha önce yazdığı, yanlış hatırlamıyorsam Sebil-i Reşat'ta olacak, şöyle çağdaştır bunlar, meşrutiyet dönemi. Bizim Musa Bigiyev, Kazanlı Halim Sabit, Mehmet Akif, İzmirli İsmail Hakkı, İzmir Nefusu Seyit Bey, bunlar ahbaptır. Ve bir takım yenilikler yapmak istiyorlar ama medresede bunun çok uzağındadır. Evet, şimdi değerli arkadaşlar, Tuncer Bey'i dinlediniz. Hep beraber dinledik. Bu saat 2 saat 5 dakikalık bir sunum. Ben 2-3 aydan beri 3 kere bu 3. izlemem. Dün gece 3. kez 2 saat dinledim. Geçmişimizle bağımızın nasıl koparıldığını, hem eğitim açısından, efendim, hem dilimizle, hem hukukumuzdan nasıl koparıldığının en güzel delillerinden birini sundu. Bu gizli saklı bir şey değil. Birinci mecliste Seyit Bey'in, Adalet Bakanı olarak seçilen Seyit Bey'in meclise sunumu, konuşması. Gizli saklı bir şey değil. Herkes ulaşabilir. Benim tavsiyem bu Tuncer Bey'i dinleyin. Bu İlahiyat Akademisi'nin çalışmalarını takip edin. Hem sizi besler, hem verimli olur. Ufkunuzu açar. Hiç kimse her şeyi bilemez. Biz de yıllarımızı verdik, okuduk. Yıllarca okuduk. Çocukluğumdan beri okurum ben. Ama bazı şeyleri yeni görüyorsun ya da yeni farkına varıyorsun ya da yeni duyuyorsun. Bu ufkumuza katıyor. Şimdi hukuk üretemeyen, ideolojik kaygılarla anayasa veya hukuk hazırlayan bir ülkede huzur asla olmaz dedik geçtiğimiz programda. Bunu defalarca söyleriz ve adalet olmayan, ya adalet tevzi edemeyen bir devlet ise çeteden farksızdır. Çetedir yani, devlet falan değil, soylu soplu bir devlet değildir o. Kaldı ki biz kendi kültürümüzle baktığımız zaman sayısız devletler kurmuşuz. Ki bunun en yakını yine Osmanlı'yı mecbur örnek vereceğiz. Selçuklu, Osmanlı. Ve
devlet nedir dünyaya biz tanıtmışız. Ve geçtiğimiz dönemlerdeki hiçbir devlet de bu cumhuriyet dönemi kadar rezil ve kepaze olmamıştır. Dışa bağımlı olmamıştır. Bütün bu gerçekler bilgi olarak ortada varken ve aynı zamanda ülkenin hali başta olmak üzere İslam dünyasının haline de baktığımız zaman bu konuda ne kadar güzel bir tespit olduğunu da anlarız. Hukuk felsefesini oluşturmamış, hukuk anlayışına sahip olmayan sayısız hukukçu var bizim ülkede. Hepsinin de zihni dışarı bağlı. İslamcı gelenektekiler ise dillerinde bir tesbih, şeriat, 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 şeriatın nasıl geleceğini, nasıl uygulanacağını düşünmeyecek, bunun tasnifini, planını, projesini yapamayacak kadar meselenin bilincinden uzaktalar. Hani desek ki, gelin kardeşim şeriatı uygulayın desek, emin olun Türkiye'de kan gövdeyi götürür. Evvela cemaatler ve tarikatlar birbirlerini doğrarlar. Çünkü hiçbirinin de altyapısında şer'i hukuku hayata indirecek bir çalışmaları yok. Çünkü bir eğitim çalışmaları yok. Burada en büyük tarikat nedir? İşte Menzil'dir, değil mi? Ben Menzil'in 200'e yakın videosunu izledim. Kısa videolar. Kavs, kattasallahu sırruhul bilmem kim dolanıp duruyor ortalıkta. Ya şu katliam başladı başlayalı. Gazze için iki kelime çıkmaz mı insanın ağzından? O bir güncel politika. Değil mi? Peki ne diyor? Bir bakalım bakalım. Kavs-ı sani, kese neyse işte. Bizim sofimiz mahşerden rabıta yapan kalbinden, pardon, biz sofimizi mahşerde rabıta yapan kalbinden, bir çeken parmaklarından, atme-i hacegana oturan dizlerinden ve bizi ziyarete gelen ayaklarından tanırız. Sanki mahşerde kendi kendini tanıyacak da burada şeyi tanıyor arkadaş. Evet, bir de şu var. İşte bu vatandaşı birkaç kere şey ettik. Seyyid Muhammed bilmem Mardini Hoca Efendi diye yazılıyor. Ve bu vatandaş dipten başa yalan üretme makinesi. Keramet adı altında işi gücü yalan üretmek. Ya da bin küsür senedir üretilmiş yalanları tekrarlıyor. Sırıtarak. 32 dişini göstererek. Bunlar İslam düşmanı. Bunlar Allah'ın dinine düşman insanlar. Hiçbirinin de güncel meselesi yok. Hiçbirinin. Bu ülke ne halde? Bu ülke ne hale gidiyor? Yani bir takım çalışmalar yapalım. Yani içinde bulunduğumuz dünyanın şartlarına göre bir eğitim sistemi hazırlayalım. Bir hukuk düzeni hazırlayalım. Ve bunu parlamentoya sunalım, gönderelim. Yani ilgili partilere dağıtalım. Partilerin içine, gündemine getirmeye çalışalım. Böyle bir çalışmaları falan yok. Kaç fakir acından ölüyor? Nerede neler oluyor? Gazze'de kaç çocuk öldü? Buralara nasıl yardım götürürüz? Böyle bir çalışmaları da yok. Var diyorlarsa yalan söylüyorlardır. Yalan söylüyorlar. Çünkü bunlar yalan söylemeyi artık şey haline, din haline getirmişler. Ben çok iyi bilirim, içlerindeydim çünkü.
Ya şunu ispat et, senin kalp gözün kapalı. Bazı şeyler söylenmez. Bu yalanlarını kılıflamak için yapmadıkları güzel eylemleri yapmış görünmek için üstünü kapattıkları yalanlar. Yalan, yalan, yalan kısacası. Bunlarla ilgili konuşmak bile artık beni üzüyor. Ama anlam veremiyorum artık. Tıpkı katliama, Gazze'de halen devam eden katliama söyleyecek laf bulamadığım gibi. Ama çok şükür ulaşmanın da yollarını arıyoruz. Kim bize bir yeşil ışık yakarsa oradan da destek vermeye çalışıyoruz. En azından o görevimizi yapıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bu memleketin sancısını çeken, içinde bulunduğu halim, hani diyeceksiniz ki ya memleketin hali ne güzel gidiyor, bak hükümet uçak yapıyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Ya ne yaparsanız yapın da şöyle önce bir insan eğitim sistemini doğru kurun. Yani 3-5 tane vatansever mühendisin yaptıklarını iyiliş ettiğiniz 80 milyona mal etmeyin. Elbette güzel bir şeyler yapılıyor. Eğer doğruysa izliyoruz, görüyoruz. Allah razı olsun diyoruz o çalışanlardan. Ama yani bir avuç adamın başarısını 85 milyonu iyi diş ediyorsunuz öte yandan ya. Mangurt eğitiyorsunuz, mangurt. Tarikatlar da mangurt eğitiyor. Devlet de mangurt eğitiyor. Yani eğitme de denmez onu. Aslında üretiyorsunuz. Üretiyorlar. Bu sebeple bu konuyu yine burada biraz kısa keselim. Çünkü diğer programlarda buna değineceğiz yine. Şurada bir konu daha vardı. Neymiş bu? Ömer Faruk Korkmaz hocayla Halis Bayıncık münazarası. Bunu da baştan sona izledim. Yanılmıyorsam 2,5-3 saat kadar sürdü. Konusu ne, kısaca izlediyseniz tabii, izlemediyseniz bir şey demiyorum. İzlemenizi de tavsiye ederim, izleyin tabii. Ama konumuz bu mu bizim? Allah'ın nerede? Evi barkı var mı? Sarayı falan var mı? Nerede oturuyor? Bunu tartışıyorlar. Yok falan mezhebe göre şöyleymiş. Falan itikat mezhepleri var ya bunların, eşarilik bilmem nelik. Çok şükür benim öyle bir derdim yok da. Bunların dertleri çok. Benim bir tek derdim var. Allah'ın kitabını doğru anlamaya çalışmak. Doğru anlamaya çalışmak. Onu doğru anlarsak gerisi kolay. Bunlar eşariyi doğru anlamaya çalışıyorlar, onu tartışıyorlar. İşte öbürünü bilmem nesi, ne, öbürü öbür mezhebi, belki beri mezhebi. Hepsi bir mezhepçilik hastalığı. Dünyada, İslam dünyasının başka hiçbir derdi yok. Allah nerede? Zamandan, mekandan münezzeh mi? Değilse nerede? Evi var mı? Barkı var mı? Sarayı falan mı var? Tacı tahtı var mı? Biraz espri olsun diye söyledim bunları. Bunlar öyle demiyorlar da. Kardeşim, Kur'an'a bakarsınız. Allah benim evim var, barkım var, yerim var, yurdum var diyorsa adresi de verir. Demediğine göre bunu niye tartışıyorsunuz, ben onu anlamadım. Yani ateistler olmadığına inandıkları bir Allah'ın olmadığını ispata çalışıp yırtınıyorlar yıllardır. Bunun için Kur'an'a saldırıyorlar, bunun için uyduruk hadisleri konu ederek dine saldırıyorlar, dindara saldırıyorlar. Ben onlara iki tane soru sordum. Kıyamete kadar yaşasalar cevabını veremezler. Hani Kur'an-ı Kerim'i peygamber yazmış, Allah olmadığı için Allah'tan öyle bir şey gelmemiş diyorlar ya. Bir benzerini yazın dedim ben. Yazamazsanız namertsiniz. Yazın. Ha bu benim meydan okumam değil. Bu kitabın meydan okuması.
Allah kitabında meydan okuyor. Bütün çevrenizi de toplayın. İlim adamlarınızı, film adamlarınızı, cinlerinizi, şeytanlarınızı toplayın. Bir benzerini yazın hadi. Yazamazsanız hiç konuşmayın. Tartışacak bir şey yok. Ben bunu böyle söyledim. Ve ateistlerle tartışmayı da kestim yıllardan beri. Tartışacak bir şey yok. 1400 seneden beri size meydan okuyan bir kitabı, bir benzerini, bırak üstününü falan, vazgeçtik. Benzerini yazamazsınız. Dedik, bitti. Yani soru da işte, yok efendim Allah araya vahyetti diyormuş da ayeti kerime, biz insanlar Allah arının balını mı çalıyormuşuz? Öyle mi diyormuş? Diyorlarmış. Kardeşim, insanoğlu kazurattan başka bir şey üretmiyor. Bütün yiyecekleri çalıyoruz. İnekten sütü çalıyoruz. Ağaçlardan meyveyi çalıyoruz. Arının balını çalıyoruz. İşte eti yeneceklerin etini çalıyoruz. Hepsini çalıyoruz. Biz üretmiyoruz ki zaten. Ya bunu düşünen bir beyinsizim, ben merak ediyorum kafasının içine. Bunu böyle düşünen. Adam tabiattaki kurulu sistemden haberi yok. Allah'ın vahyetmediği bir şey yok zaten. Her şey bir fıtrattır ve fıtrat bir vahidir zaten. Bir metrekarelik topraktan bin bir çeşit çiçek, renkleri değişik, kokuları değişik çıkar. Allah toprağa da vahyetmiştir. Tohuma da vahyetmiştir. Arı bal yapar. Kendine yetecek kadar yapabilirdi. Niye fazla yapıyor? Niye fazla yapıyor? İnsanlar gelsin çalsın yesinler diye. Ayılar gelsin yesin diye. Veya başka baldan geçinen hayvanlar yesin diye. Tabiattaki her canlı yaratılışının fıtratı gereği kendisine vahyedileni yapar. Benim balımı insanlar çalıyor, ben biraz az yapayım demez. Kainatın sistemi o zaten. İnsanoğlu kazurat üretmekten başka bir şey yaptığı yok. Yani demiri topraktan çıkarıp evirip çevirip uçak yapmak, şu bu. Gıda mı üretiyorsun? Yok. Yediğin bütün gıdalar hırsızlık. Çalıyorsun. Değil mi? O kafayla bakarsak tabii. Şimdi şu Allah'ın mekanı falan var mı münazarasına bir atıfta bulunmak istiyorum ben. Kardeşim, Allah'ın bakkal dükkanı var. Allah'ın fizik laboratuvarı da var. Kimya laboratuvarı da var. Allah'ın bahçesi var. Göz yum alabildiği her şey Allah'ın. Ama kendi nerede derseniz bilmiyoruz. Bunu bir söylemek zorunuza mı gidiyor ki? İki saat kelime oyunu yapıyorsunuz. Yani siz zamanda olduğunu anlasanız ne olacak? Veya olmadığını anlarsanız ne olacak? Mekanda olup olmadığını anlarsanız ne olacak? Hani uydurdunuz bir tane Miraç kandili, Miraç hikayesi. Mekan mekan gezdiriyorsunuz. Ve en sonunda Allah'ın yanına götürüyorsunuz. Yanı. Yani demek ki bir yerde. Bir mekanda. Yoksa yanı olmaz, yönü olmaz. Sağı olmaz, solu olmaz. Hani Miraç'ta Allah'ın yanına götürdünüz ya Resulullah'ı. Yani diyemiyor musunuz ki Allah Resulullah'a özel olarak hulul etti diyebilirsiniz. Yok. Kudüs'e gönderiyorlar, refrefe bindiriyorlar, birinci kata götürüyorlar. Orada İsa'yı, Musa'yı gösteriyorlar.
bu kadar yalanı nasıl üretiyorsunuz ben anlamıyorum. Ya. Tam bir senarist. Tam bir senaryo. Ya Allah ve Resulü arasında geçen sırları bilmemizi isteseydi Allah zaten bize bildirirdi onu. Kur'an-ı Kerim'de bildirirdi. Bunun bilinmesi gerekmediği için de peygamber söylemez. Çünkü o sır peygamberin de sırrıdır. Söylenmez yoksa sır olmaz. Niye yalan söylüyorsunuz? Niye böyle kelime oyunlarıyla bilgiçlik taslayarak? Bu özellikle peygamberden 300 sene sonra gelen kuşak bu bilgiçlik taslama yüzünden tarikatları ürettiler, mezhepleri ürettiler. Sen daha mı iyi biliyorsun? Yok ben daha iyi bilirim. Şu cümleyi de söyleyeyim aklıma gelen bir hatıra. 18-19 yaşlarındayım. Tarikata giden bir arkadaşım var. Gidebildi işte ben Hanefi mezhebindenim falandır. Ya ben oldum olası mezheplerle ilgili biri değilim. Ben de dedim ki ya bu Hanefi'nin öbürünün ne farkı var filan dedim. Çok gayet böyle bilgiç bir şekilde bana dedi ki ya mübarek Hanefi dedi daha ince görmüş. Niye? Neyi daha ince görmüş? Hadiseyi. Değil mi? Yani Şafii'ye göre daha ince görüyormuş. Şimdi kendi Şafii olsaydı Hanefi'ye göre daha ince görüyormuş derdi. O kesin. Bu anekdot aklıma düştü. Ha, biz de Hanefi bir aileden geldik. Kendine Hanefi diyen yani. Ben çok şükür ne Hanefi oldum, ne Şafii oldum. İyi ki de hiçbir şey olmamışım. Çünkü Kur'an'ı buldum, Müslüman oldum. Elhamdülillah. Allah'a emanetsiniz.